Fregate! Bravo Fregate! Galatasaray Televizyonu'ndan herkese merhaba. Programımızın bu bölümünde sizler için çok özel bir haberimiz var. Galatasaray ve Türk futbolunun efsanevi ismi Cevat Prekazi'nin hayatı kitap oldu. Şimdi duygu ve düşüncelerini almak için Sayın Cevat Prekazi'ye mikrofonumuzu uzatıyoruz. Kitap bayağı ansızın oldu. Onur arkadaşı turist olarak Belgrad'a gelmişti. İşte ben o kafeteryada nerede oturuyorum. O da orada uğramış. Duymuş ki ben orada oturuyorum. İşte tanıştık. Oturdu. Sohbet ettik, kahve içtik. Böyle çeşit çeşit konularımız vardı. Anlatırken işte bir anda o sordu bana, ya Cevat abi dedi, benim kafamda sizinle bir kitap yazmak istiyorum. Ben de böyle dedim, vallahi bilmiyorum, bugüne kadar böyle bu durumda gelmedim ki bana hem Türkiye'den hem Belgrad'dan arkadaşlar hep bana diyorlardı ki bir kitap yazmalısın çünkü hayatın senin dolu bol. Tamam dedim, hiçbir problem yok dedim. O işte döndü sonra İstanbul'da, işte telefonlaştık kaç kere. Ondan sonra tekrar geldi. İşte öyle başladık. Bir 10 gün civarında beraberiydik. İşte sabah bir akşamüstü buluşuyorduk. İşte sohbet ediyorduk, konuşuyorduk. Tabii ki o sorular ve hazırlanmış. Onları tabii ki hepsini sorulara bitirdik ama daha güzel şeyler bir de vardı. Öyle bana anlattı. Onları da anlatmak istedim. Tamam dedim, sen sormalısın. Ben her şeyi anlatırım sana. Hiçbir problem yok. İşte öyle oldu. Tam inanılmaz bir ansızın oldu. İşte onun için zaten şimdi de İstanbul'da geldik. Tanıtım olarak. İnanıyorum ki iyi olacak. Bilemiyorum çünkü taraftarlar ve Türkiye'de insanlar, sevenler beni. Bazı şeyleri tabii ki özel hayatımdan bilmiyorlar. Onlara da işte azıcık kitabı ne derler koyduk. Sevdiğim, sevmediğim şeyleri işte inanıyorum ki iyi olacak. Onu sonra bakacağız nasıl olacak. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Galatasaray'ın dışında tabii ki birçok hayranınız var. Türk futbolunun efsanevi ismisiniz aslında. Burada en çok neyi dile getirmek sizi çok memnun etti bu kitapta? Yüzde kaçı tabii ki biliyorlar. Benim en fazlasıyla işte futbol Galatasaray'da oynadım, gösterdim, neler neler yaptım, neler neler iyi yaptım, neler kötü yaptım. Tabii ki onlar hepsini biliyorlar. Ama hayatım içimdeki, benimki hayatımda işte çocukluğumu bilmiyorlardı. Ailem, arkadaşlar, eşim. Çoğu şeyler bilmiyorlar. Sevdim, ne sevdim. Ne kadar kitap okumak seviyorum, ne kadar müzik seviyorum, hangi tarz müziği seviyordum. Ne kadar ne şeyler biliyorum. Belgesel mi derler bilmiyorum, öyle bir şeyler anlattık. Tabii ki Onur çok şeyler inanamadı. Çünkü futbolcu olarak burada ve aynı Sırbistan'da aynı Yugoslavya'da pek fazla başka gözlerle bakıyorlar bizi. Herhalde bilmiyorum. Öyle herhalde lafları var. Ne kadar entel mi derler bizi, dil miyiz bilmem ne. İşte okuyorsun kitapları, müzik seviyorsun. Neler neler yapıyorsun boş zamanlarda. İşte ben bazı şeyleri söyledim. Kitaba çıktı. Bakacağız bundan sonra ne düşünebilirler futbolcular için de. Peki Yugoslavya Savaşı döneminde sizi etkiledi mi bu dönem? Tabii ki etkiledi. Nasıl etkilemedi ki? Ben Yugoslavya milli takımı, sırf A milli takımda o formayı giymedim ama bütün eskiden genç 14, 16, 18, 23 yaşına kadar milli takım formayı giydim. Ben Yugoslavya bittiği zaman tabii ki benim içimden bir parça ne derler öldü. Ne yapacağız? Hayat devam ediyor.
sık sık işte arkadaşlarla o zamanki bizim liginde görüşüyorum, sohbet ediyoruz. Tabii ki herkes ağlıyor. Tam ağlıyor. Keşke o günler nerede olsa. Maalesef olmadı. İnanmam ki olacak tekrar ama bana göre en güzel bir ülke ne vardı? Öyle bir ülke yoktu dünyada. Ben tek işte Afrika'ya gitmedim. Öteki ülkelere gittim. Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Güneydoğu'ya gittim. Her yerde gittim. Çoğu yere de gittim zaten. Öyle bir ülke görmedim. Müthiş bizim için. Müthiş bir ülkeydi. Bozuldu. Bir ülkeden şimdi 6 ülke oldu. Kim ne kazandı bana hiç ilgilendiremez. Mühim olarak insan olmak. Her nerede gitsen, kim olsa benim için hiç fark etmez. Kimdir, nedir, nerelidir, ne dinidir. Ben için mühim olarak bu laflarım daha rahmetli babamdan taşıyorum. Ki dünyada iki dini var diyordu bana. Birisi iyi insan, birisi kötü insan. İşte ben öyle yaşıyorum. Kendi içimden de onu hissediyorum. Zaten öyle biriyim. Bir de işte o kelimeler babamdan beni bayağı her sene daha öyle daha büyük, daha güzel. Çünkü kendini hissediyorum değil mi? Öyle yaşıyorum. Görüyorlar, herkes görüyor ki ben öyle biriyim. O yüzden çok mutlu bir insanıyım. İhtiyacım bir şey için yok. Ne zaman tanıyorum, tanışıyorum. Hiç önemli değil nerede. Birisini bakıyorum konuşurken aramızda bir böyle kötülük yok. Aynı düşünüyoruz. Her şey için işte konuşurken. O benim arkadaş olur. Her zaman hiç fark etmez kimdir, nedir, nerelidir, ne rengi var. Benim için hiç fark etmez. Hiçbir zaman. O yüzden tabii ki mutlu bir insanım. Frekans geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Frekans'in attığı golle Eskişehir Spor karşısında 1-0 önde. Şimdi de kitabı Sayın Cevat Prekazi ile birlikte kaleme alan Onur Bayrakçeken ile birlikteyiz. Onur Bey, kitabı yazmadan önce neler düşündünüz de böyle bir yazma yoluna sevk etti sizi? Önce şunu söyleyeyim. Cevat abi futbolu bıraktığında ben henüz dünyaya gelmemiştim. Bir sene vardı daha doğmama. Ama benim için hep bir masal kahramanı gibi oldu. Çünkü onun hikayeleriyle büyüdüm ben. Ve geçtiğimiz yaz Belgrad'a giderken de aklımda ya Cevat Prekazi'de tanışabilir miyim acaba diye bir soru vardı. Nitekim tanıştım, birer kahve içeceğiz diye buluştuk ve sohbet uzadıkça uzadı. İşte edebiyata girdik, tarihe girdik, müziğe girdik. Sonra dönerken aklımda şu düşünce belirdi, yani niye Prekazi'nin kitabı yok? Yayıncımızla da, Minos Kitap'la da zaten biz zaman zaman konuşuyorduk. Yani niye işte spor biyografileri, otobiyografileri vesaire çıkmıyor diye ve böyle bir niyetimiz vardı. Bunun neticesinde ben tekrar Cevat abiye ulaştım. Böyle bir kitap teklifinde bulundum. O da çok sıcak yaklaştı. Ve böylece bu kitap ortaya çıkmış oldu. Buradaki temel etken de aslında yani Türk sporuna, Türk futboluna hem karakteriyle hem yeteneğiyle bir şekilde katkıda bulunmuş insanların hayatlarını, düşüncelerini bütün yönleriyle sadece sporculuklarıyla değil gelecek nesillere de aktarmak. Peki kitaba geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Onur Bayrakçeken, 25 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyorum. Halen bitirmeye çalışıyorum. Bir süredir Minos Kitap'ta editörlük ve yazarlık yapıyorum. Aynı zamanda Plak Mecmuası adında bir plak kültürü dergisinin yayın yönetmenliğini yürütüyorum. Böyle. Peki biraz da kitaptan bahsedebilir miyiz? Kitap için ben çok kısaca şunu söyleyeyim. Kitap bir kendi anlatımıyla Cevat Prekazi tarihi oldu aslında. Bu bir nehir söyleşi kitabı. Yani ben sordum, Cevat abi cevapladı. Doğduğu günden bugüne kadar geldik biz. Ve bunun içerisinde işte tabii ki Galatasaray günleri, Partizan günleri, Amerika'da geçirdiği kısa bir dönem var o. Bütün bunların yanı sıra Türkiye ile, Yugoslavya ile, Atatürk'le, Tito'yla
farklı tarihi kişiliklerle ilgili, Türkiye'de kendisinin gördüğü 3 Cumhurbaşkanı ve tanıştığı 3 Cumhurbaşkanı ile ilgili, okuduğu kitaplarla, sevdiği müziklerle ilgili, özel hayatıyla ilgili de uzun uzun konuşmalar var. Sizi en çok etkileyen anı hangisiydi? Vallahi çok zor bir soru oldu bu. Ya beni en çok etkileyen sanırım bir anıdan ziyade birçok anısı çok etkiledi tabii ki. İşte en basitinden başlı başına Monaco'ya attığı o meşhur gol zaten sırf Galatasaraylıları değil, bütün herhalde Türk futbol severleri çok etkilemiştir. Ya da 14 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Eskişehir maçında attığı free kick golü gene işte örnek verilebilir. Ama bütün bunların dışında şunu anlatmıştı. Bu 14 yıllık şampiyonluk hasretine son veren golden sonra işte evine gidiyor. Ve taraftarlar da sevinçle onun evinin önüne gelmişler. Onun adını bağırıyorlar ama çok yorgunmuş Cevat abi. Balkona çıkmış. Benim demiş sizden şimdi tek bir ricam var. Lütfen demiş seni sevmeyen ölsünü söyler misiniz? Ve taraftarlar da söylemiş. Ben demiş çok teşekkür ederim size, çok yorgunum, şimdi çekilmem gerekiyor. Yani bunu anlatırken bile Cevat abinin gözleri dolmuştu. Ya zaten hani Galatasaray diyorsunuz, hemen gözleri doluyor. İşte seni sevmeyen ölsün tezahüratından bahsediyorsunuz, ağlayacak gibi oluyor. Bu beni çok etkilemişti. Çok, çünkü içten bir şekilde cevap vermişti. Bu. Frekansı vuruyor ve gol, ve gol, ve gol, ve gol! İşte gol, işte gol! Bravo Frekansı, bravo Frekansı! Frekans geliyor, onun vuruşunda top ağlara gidiyor. Dakika 19, Galatasaray Frekansı'nın attığı golle Eskişehir Spor karşısında 1-0 önde.